Efendim iyi günler. Saatler tam 5'i bir geçiyor ve biz Tele 1 ekranlarında Sağlık Masası programında canlı yayında sizlerin karşısındayız ve bugün sizlerle çok önemli iki konuğu ekranlarda ve bu stüdyoda ağırlayacağız. Konuklarımızdan birincisi Murat Başaran, bilinçaltı dili uzmanı. İlk konuğumuz Murat Başaran'la bilinçaltının dilini konuşacağız. Bilinçaltımızın da dili mi varmış? Evet varmış. Bilinçaltı diliyle ya da bilinçaltı ile ilgili sizin de merak ettiğiniz ve sormak istediğiniz bir takım sıkıntılarınız ya da sorularınız var ise canlı yayında bizim programa bağlanıp Murat Başaran'a bizzat siz de bilinçaltı dili ile ilgili sorular sorabilirsiniz. Bununla ilgili olarak da 0212 963 97 10 nolu stüdyo telefonumuzu arayabilirsiniz. Her konuk geldiğinde 0212 963 97 10 nolu telefonu arayabilirsiniz. Bunun dışında Instagram, efendim Twitter, mail, bize her yönden ulaşabilirsiniz. Nasıl ulaşabilirsiniz? Ekranın altında sürekli vereceğiz bize nasıl ulaşacağınızı. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sizin sürenizi kısmayayım diye çok hızlı geçtim. Çok teşekkür elimden ederim. Elimden geldiğince bu sahneyi. Evet. Dili mi var benim bilinçaltımın? Elbette ki Gökhan Allah Bey. Allah. Olmaz mı? Nasıl bir Fransızca varsa, Almanca, İngilizce varsa, Türkçe, Kürtçe, Arapça varsa bilinçaltının da bir dili var. Yani ben şimdi sizinle Türkçe konuşarak anlaşabilirim. Her derdimi anlatabilir, cevap alabilirim sizden. Peki bilinçaltımızdan da bir dil sayesinde konuşsak, ona desek ki ya ben çok korkuyorum, ben bu korkumu yenmek istiyorum. Bu korkumu nasıl yenebilirim diye soru soracağız. Ama tabii ki böyle normal konuşma dilinden anlamıyor bilinçaltı. Bilinçaltı sembollerden anlıyor. Özel işaretlerden, harflerden, sayılardan anlıyor. Eğer onun dilini öğrenirseniz korku, endişe, kaygı, geçmişte yaşadığınız travmalar, çocukluktan gelen, sizi rahatsız eden bir takım psikolojik sıkıntılar, her ne varsa, ruhsal bir takım sizin canınızı sıkan, hayatınızın kalitesini düşüren, motivasyonunuzu düşüren her ne varsa hepsi bilinç altında kilitli. Orası bir oda gibi. O odanın anahtarı da biziz, kilidi de biziz. Anahtar elimizde, bir dil var. O dille açacağız ve içinden ne gerekiyorsa hepsini alacağız. Biz biliyor muyuz bilinçaltı dilimizi? Kim biliyor? Bilinçaltı dilini ben biliyorum. Hı-hı. Ben öğretiyorum. Hı-hı. Geliştirdiğim bir sistem var. Mitolojiden, folklörden, masallardan, hikayelerden yola çıktığım bir dil bu. Çünkü orada biliyorsunuz bir mitolojik bir hayat vardır. Mitolojinin içerisinde iyileştirme metotları vardır. Bu dil aynı zamanda Hazreti Mevlana'nın dili. Hazreti Süleyman'ın dili. Neden böyle diyorum? Çünkü bu teknoloji, konuşma dili olmadan evvel insanlar üzerinde daha önceden bir doktor yoktu. Hipokrat yoktu. İnsanlar birbirlerini iyileştirmek için farklı metotlar vardı. Bir sağaltma odaları vardı. Çok bu tarihte bunlar rastlanan şeyler. Orada insanların bilinçaltına inme metotları vardı. Bir problemi, bir korkusu varsa onlara bazı sorular soruluyor ve o sorulardan alınan cevaplara göre bilinçaltında katılaşmış o duygu eritiliyor. Mesela diyelim ki bir kişinin günümüzde bir köpek korkusu var diyelim. O köpek korkusunu yine bilinçaltından çözebiliyoruz. Çünkü aslında normalde köpekten korkmasına gerek yok. Ama daha köpeği görür görmez başlıyor bilinçaltı onu korumaya. Kork, kaç, buradan uzaklaş komutu veriyor. Oysa ki bilinçaltına desek ki ya sen köpeği gördüğün zaman korkmana gerek yok. Sadece onu gördüğün zaman o sana sevgi verse, o sana bir güzel duygular yaşatsa aslında böyle bir korku tamamen ortadan kaldıracak. Bilinçaltı insanın aslında işine yarayan şeyler yapıyor. Yani onun tehlikeye düşmesin diye, hayatının tehlike olmasın diye onu koruma altına aldığı için bu direktifleri veriyor. Bu da geçmişte yaşanan bir olaydan kaynaklı mı? Genelde elbette. Bilinçaltının beni koruması. Ben onu kafama yerleştiriyorum. Çocukken bana köpek avladı. Ben acayip korkarım. Evet. Ve ondan sonra köpek hık dese ben... Aynen. Bilinçaltım diyor ki biz bundan korkuyoruz. Evet. Ama aslında korkmuyoruz. Aynen öyle. Bilinçaltım diyor ki ya korkuyoruz da sen korkuyorsun da aslında korkacak bir şey yok. Evet. Ben de bununla ilgili çok sıkıntı çekiyorum. Bizim hanım da ille köpek alalım diye tutturdu mesela. Evet.
hanımı da kıramıyorum. O köpek gık dese ben çok korkarım. Ne yapmam lazım? Size o zaman bir terapi yapmamız lazım. Yani size bir 5 dakikalık bir terapi yapacağız. Köpek korkunuzun kaynağını bulacağız. Bilinçaltında kaynağı var bunun. Neden köpekten dolayı korktuğunuzun? Yani ben o kaynağı bilinçaltından tespit ettikten sonra onu da yok etmesi çok kolay olacak. Ve siz artık köpeği gördüğünüz zaman korkmayacaksınız, seveceksiniz onu. Bakın geçenlerde Eskişehir'de bir eğitimim vardı. 2 gün sürdü eğitimimiz. Aynı zamanda bu dilin eğitimini veriyorum. Ve o eğitimde kedi korkusu yaşayan bir hanım vardı. Bir sürü var öyle. Evet, kedi. Hatta köpek korkusu da yaşayan vardı. Bugün YouTube'da, sosyal ağlarda Murat Başaran diye ararlarsa oradan bu videoya göreceklerdir. Ve karşılığında şöyle bir şey oldu. 5 dakika sürdü. Köpek korkusu yok oldu, kedi korkusu yok oldu. Çıktı, ara verdiğimizde dışarıda kedi aramaya başladı. Test etti kendini, kediyi aldı, sevdi, bize videolarını gönderdi, fotoğraflarını gönderdi. Yani yıllarca onu rahatsız eden bu sıkıntı bir anda yok olmuş oldu. İşte bilinçaltının anladığı dili konuştuğumuz zaman oluyor bu. Anlıyorum. Yani biz şimdi kedi köpek korkusunu konuşuyoruz ama mesela uçağa binemeyenler var, asansöre binemeyenler var. Yani başka nerelerde? Bunlarda da etkili mi? Aynen öyle. Korku, aklınıza gelen tüm korkular. Bakın, karanlıktan korkan var, mezarlıktan korkan var, ölümden korkan. Hatta bırakın yaşamaktan korkan. Yani her çeşit korkuda bilinçaltı dili kullanılabiliyor mu? Evet, her türlü korkuda kullanılıyor. Bunların hepsinde kilidi açabiliyor muyuz? Açılıyor tabii ki. Bilinçaltında korkular, tikler, takıntılar, el yıkama hastalığı, takıntısı var. Bunlar yok edilebiliyor. Veya şeftali, limon gibi böyle tüylü şeyler mesela diyelim, onlarla da ilgili takıntıları olan, tiki olanlar bilinçaltındaki bu kod çözüldüğü zaman hemen değişime uğruyor. Yani bu böyle 21 günlük olumlamalarla, birçok yere gidip gelmelerle değil, hemen çok kısa sürede çözülüyor bu dille. Yani bilinçaltının çünkü anladığı dil belli. Sembolden anlıyor. Yani çünkü şimdi ben size bir soru sorduğum zaman, konuştuğumuz zaman siz bilinçle bilinçaltı birbirine karışıyor. Bilinçten belki diyorsunuz ki ya ben bunun şimdi neresine inanayım? Böyle şey olur mu? Ben yıllarca doktora gittim, tedaviler gördüm, şuraya gittim. Halledemediğim şey 5 dakika içinde nasıl çözülüyor diye sorabilirsiniz belki. Bunu size bilinç söylüyor. Yani sizi koruma altına alıyor aslına bakarsanız. Yani önünüze bariyer ve direnç koyuyor. Oysa ki biz de diyoruz ki biz bilinci bir kenara ayıralım. Yani hani o rüyadayken yaşadığın ana getirelim seni. Ve hipnoz olmadan tabii ki, her şey uyanıkken yapılan bir sistem ve senin bilinçaltına girelim. Bakalım sen neden dolayı köpekten korkuyormuşsun? Yani şimdi işte bu terapi metodunu öğrenmek isteyen varsa eğitime gelecekler, eğitimde alacaklar. Ama bireysel olarak da bu konuda çalışılabiliyor ve çok kısa sürede çözülüyor. Yani bu çok kolay bir şey. Evet. Mesela böyle sıkıntısı olan birisi size geldiğinde nasıl giriyorsunuz bilinçaltına? Evet. Konuşarak mı? Tabii ben konuşarak. Önce gözlerini kapattırıyorum. Mesela şimdi ben size küçük... Hani o 5 dakikada ne yapıyorsun da bir anda kediyi sevmeye çıktı o hanım. Şimdi mesela sizin ne korkunuz vardı? Bana az önce söylemiştiniz değil mi? Kedi mi dediniz, köpek mi dediniz? Yani var mı? Yok, ben onu örnekleme olarak. Ha, örnekleme. Kendimi birinin yerine koydum. Evet. Şükür vallahi aklıma evet. Korktuğum şimdi, bir şey gelmedi. Tabii ki. Mesela ben önce sizin bilinçaltınızda sizin kendi kişiliğinize kadar bulabilirim. Gerçek manada aslında konuşarak. Siz, evet, konuşarak. Ben de söyleyeceğim. Söyleyeceksiniz evet. Ama böyle normal söylemeyeceksiniz. Ben size sembol soracağım. Siz bana sembolle cevap vereceksiniz. Yani sembol mesela şunu göstereceğim. Bu kare mi? Şu ne? Dikdörtgen mi diyeceğiz? Bir örnek verelim mesela. Yani bizim dinleyenler, izleyenler anlasın diye. Ben size önce diyeceğim ki gözlerinizi kapatın diyeceğim. Bana bir hayvan olsanız hangi hayvan olursunuz diyeceğim. Kapatın gözlerinizi mesela. Hadi bir şey yapalım sizinle. Herkes görsün. Evet, siz bir hayvan olmak isteseniz hangi hayvan olursunuz? Köpek. Açmayın gözünüzü. İkinci hayvanı söyleyin. Kuş. Ne kuşu? Muhabbet kuşu olsun. Yayın yapar. Televizyona tamam. Çıkar. Üçüncü hayvanı söyleyin. Aslan olsun. Tamam, şimdi bakın. Gözlerinizi açabilirsiniz. Ben size şimdi aslında çok kısa bir şey yaptım. Ne yaptım biliyor musunuz? Sizin dünyaya kendinizi gösterdiğiniz, dış alana gösterdiğiniz kimliğinizi buldum. İki, evli misiniz bilmiyorum. Evliyim.
eşinizde aradığınız özelliği buldum. Siz nasıl bir eşten, nasıl bir partnerden hoşlandığınızı buldum. Üçüncü, sizin gerçek kişiliğinizi buldum. Ama siz bilmiyorsunuz bunun, farkında değilsiniz. Ben buldum. Şimdi ikinci aşaması ise sizin rahatsızlığınızın kökünde size neden geldiğini bulacağım. Onun sebebini bulacağım. Şu aşamaya kadar ben size şunu söyleyeyim. Siz dışarıya çok sahiplenici, sadakatli ve koruyucu bir model çizmişsiniz. Dışarıya karşı böylesiniz. Eşinizden, partnerinizden istediğiniz en önemli özelliklerinden bir tanesi sizinle sohbet etsin, muhabbet etsin. Siz sohbeti ve muhabbeti seven bir insan istiyorsunuz. Karşılıklı konuşmak istiyorsunuz. Gerçek kimliğiniz ise lider, cesaretli ve gerçekten kendine özgüveni çok yüksek bir insansınız. Bu sizin gerçek kimliğiniz. Birincisi dışarıya gösterdiğiniz. İkincisi ilişkideki beklentiniz. Yani ben mesela benim yanıma geliyorlar. Hocam ben evlenmek istiyorum. Peki diyorum, bir bakalım sana. Öncelikle onun nasıl bir ilişki istediğini buluyorum bilinçaltında. Çünkü bilinçaltı bana onun gerçekten de kim olduğunu ve ne istediğini bildiriyor. İkinci olarak diyelim ki bir rahatsızlığı var. Evlenemiyorum diyor mesela. Onun evlenememe probleminin sebebini buluyoruz bilinçaltından. Diyorum ki senin diyorum evlenememekle ilgili düşündüğün bu sıkıntın, bu problemin bir hayvan olsaydı hangi hayvan olurdu diyorum. Şimdi bana burada vereceği cevap benim için çok önemli. Anladım. Bir şey diyeceğim. Bunu hani şimdi biz böyle yüz yüze yaptık. Bunlar evet. Telefonda da yapılabilir mi? Elbette. Yani sizi Murat Başaran olarak arasa birisi. Evet. İşte telefonla konuşarak da siz bunları çözebiliyor musunuz? Tabii ki çözüyoruz. Denizli'den bir telefonumuz var, onu bir şimdi alalım mı? Ben bunu çözerim. Yok orada belki çözmeyeyim de hattaki izleyicimiz bakalım ne soracak tamam, size. Tamam dinleyelim. Buyurun efendim. Efendim iyi günler. Sağ olun, buyurun. Hoş geldiniz. Gökhan Hocam size de başarılar yeni programınızda. Teşekkür ederim. Ben kapalı havalarda dışarı çıkamıyorum. Şiddetli bulantı ve psikotik bir durum yani. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir psikiyatr da buna bir şey vermedi. Yani bir tedaviye cevap verecek bir şey vermedi bana. Ben sadece Başaran Hocam'dan bunun bu kapalı havalardaki benim anksiyetemi ne tetikliyor? Onu öğrenmek istiyorum. Hangi semboller tetikliyor? Lütfen bana açıklarsanız. Gerçi evet. Sizinle de ilgili problemlerim var. Belimde şey var. Bel fıtığı vesaire. Aseptik nekrozum da var. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu kadar yani. Geçmiş bu benim olsun. Kapalı havalardaki şeyimi, anksiyetemi, nevrozumu eğer çözerseniz size müthiş minnettar kalacağım. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Kapatıyorum. Ayhan Bey bir dakika kapatmayın telefonu. Ben size şimdi bir soru sormak istiyorum. Önce bir sebebini bir anlayayım. Sizin kapalı havalarda peki. Dışarıya neden çıkmadınız değil mi? Konu bu. Evet. Evet. Dışarı çıkmadım şimdi, gibi çok şiddetli anlattı. Bakın bunun terapisini ben size ancak özel bir telefon görüşmesinde yapabilirim. Peki hayal. Çünkü ben bu konunun eğitimini veriyorum. Ama evet. Sizin ben bu probleminizin neden kaynaklandığını bulalım önce. Ben düşünmeyeyim zaten. Yani ben bu aseptik nekroz sebebiyle 8 senedir de artık yapmıyorum yani. Evliyim. Ayhan Bey o zaman gözlerinizi bir kapatmanızı rica etsem mümkün mü? Gözlerim kapatıyorum evet. Evet Ayhan Bey şimdi siz bir hayvan ya, olsanız. Kısa kesin dediler bana da ben o yüzden kapatmak istedim. Evet bir hayvan. Beciden bana kısa kesin dediler yani. Dinleyelim Ayhan Bey. Dinliyorum. Evet Ayhan Bey şöyle bir derin bir nefes alır verir misiniz rica etsem? Gözleriniz kapalı bir şekilde. Evet. Ve benim sorduğum soruya bir cevap verin. Siz bir hayvan buyurun olsanız efendim. Hangi hayvan olursunuz? Ben mi? At olurum. Peki yine sorumu devam ettiriyorum. Sizin bu buyurun yaşadığınız efendim. Sıkıntı bu evet. Kapalı alanlarda dışarıya çıkamama konusu. Alan değil, kapalı havalarda. Kapalı havalarda sizin evet. Dışarıya çıkamamanız. Kendinizi evet. Rahatsız hissetmeniz. Şiddetli bunaltı yaşamanız. Bu duygunuz, bu anlattığınız evet. Duygunuz bir hayvan olsa hangi hayvan olurdu? Of. Vallahi çok zor bir soru ya bu. Evet. Hangi hayvan olurdu? Evet.
panda hayvanı olurdu. Fare falan olur herhalde. Tamam. Şimdi peki yine bir soru daha soracağım. Gökyüzüne yani, bakın. Evet. Güneş var mı? Şu anda mı? Hayır. Hayalinizde, gözlerinizi kapattığınız zaman şöyle evet. Gökyüzü. Şimdi ben sizin sorunuz yaşadığınız sıkıntının kaynağını buldum. Onu söyleyeyim. Evet. Ve sizi bunu buyurun efendim, bu dinliyorum. Evet. Gökyüzünde güneş var mı yok mu gözün kapalıyken ne hayal ediyorsun? Hayır, güneş yok ve bulutları düşünüyorum. Sürekli bulutlar sürekli böyle hani strato kümüs ne diyorlar bilmiyorum. Peki. O böyle haraç bomba gibi atılmış bulutlar peki, var. Tamam. Peki, kapalı bir gökyüzü var. Bir soru var mı? Ve hayır, Allah'a hayır, isyan tamam. ediyorum artık. Ayhan Bey. Güneşi doğdur diye. Efendim aradığınız için çok teşekkür ederiz. Siz telefonu kapatın. Rica ederim. Süremiz doldu. Evet, hızla cevap tamam, verelim. Tamam efendim. Hadi tamam. Allah kolaylık ver. Tamam. Teşekkür evet, ederiz. Evet. Şimdi Ayhan Bey kendine güvenen ve adım atmak isteyen bir arkadaşımız. Yani hayatında böyle güzel, kendine güvenen, özgüveni yüksek bir kardeşimiz. Bu problemin kaynağını söyleyeyim kendisine. Buyurun. Neden bu problem ona gelmiş biliyor musunuz? Başkalarının işlerine karışmak, kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmak ve gerekli gereksiz zamanında konuşmuş olduğundan dolayı, yani üstüne vazifesi olmayan bir konuya karışmasından dolayı bu problem ona gelmiş. Şimdi diyecek ki, Allah Allah ben bunu ne zaman yaptım? Evet, bu seansın devamı, bu problem ona kim tarafından gönderildi, ne zaman geldi ve niçin geldiydi? Evet, sorularım devam edecekti. Sadece kaynağını söyledim ona. Şimdi o bunun devamı ancak bir 5 dakikalık bir telefon görüşmesiyle ancak bile mümkün olabilir. Çözebiliriz. Çözebiliriz inşallah. Tabii ki. Peki, çok basit. İnşallah çözülürse Ayhan Bey programımıza bağlanıp çözüldü ya çok rahatladım. Şu anda bulutlu havada sokaktayım mide bulantım bile kalmadı demenizi ümitle bekleyeceğim. Evet. Murat Başaran çok teşekkür ediyorum. Ben ayaklarınıza teşekkür ederim. Sağlık. Ben teşekkür ederim. Değişik bir konu bilinçaltı dili bu konuyla ilgili sıkıntısı olanlar Murat Başaran'ın YouTube'daki videolarını da izleyebilirler. Evet. Sevgili dostlar şimdi şu kadarcık bir ara veriyoruz. Aradan sonra Ufuk Tanay Tezemir bizlerle olacak. Rehber eğitmen Ufuk Tanay Tezemir ve madde bağımlılığını konuşacağız. Siz bir yere ayrılmayın. Programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Ufuk Tanay Tezemir bizlerle beraber. Rehber eğitmen ve Kurtuluş Vakfı Başkanı. Evet. Kurtuluş Vakfı ne? Önce onu konuşacağız. Sonra da madde ve alkol bağımlılığıyla ilgili sıkıntılarda Kurtuluş Vakfı'nın bize ne kadar yardımı dokunur. Bunları anlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Kurtuluş Vakfı Başkanı deyince ben böyle kelli felli birisini bekledim. Evet. Herkes öyle bekliyor. Maşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Çok teşekkür ediyorum. Ufuk benim adım. Kurtuluş Vakfı Başkanı. Biraz gencim. Bu vakfımız madde ve alkol bağımlılığı sorunuyla savaşıp herhangi bir çözüm bulamamış arkadaşlarımızın ilaçsız eğitim ve rehberlik programıyla tekrardan hayata döndürülmesini amaçlıyor. İlaç falan yok. İlaç yok. Sadece eğitim ve rehberlik programından geçiyorlar. Bunun yanı sıra tesisimiz Kaz Dağları'nda, Balıkesir, Edremit'te tam oksijenin bol olduğu yerdeyiz. Dünyada da ikinci sırada biliyorsunuz. Bu tesisimize gelen arkadaşlarımız hem bağımlılık sürecini aşıyorlar hem de bundan sonraki yaşantılarını yeniden organize edebilme fırsatını buluyorlar. Bir bakıma kendilerini buluyorlar. Kendilerindeki kabiliyetleri, yetenekleri ortaya çıkarıyorlar ve ailelerine temiz bir şekilde sarılma fırsatını buluyorlar. Madde ve alkol kullanımı. Evet, madde ve alkol kullanımı. Sigara sadece. Falan da dahil mi buna? Biz sadece madde ve alkol kısmıyla ilgileniyoruz. Çünkü madde ve alkolü bırakan arkadaşlarımıza bir de sigarayı bırak dediğinizde ilk etapta İyice o birazcık aynen o birazcık olumsuzluğa iter. Şey, madde ve alkol derken hadi alkolü anladık. Alkollü içkiler. Madde derken de hani uyuşturucu hapları falan mı kastediyorsunuz? Hepsini kapsıyoruz. Bu şey çekiyor, tiner çekiyorlar. Onlar da dahil, hepsi dahil. Çünkü bağımlılığın hani türevleri bizim için yoktur. Bağımlılık bağımlılıktır. Mesela en tehlikeli bağımlılık alkol bağımlılığı. Ondan sonra madde ve türevleri gelir. Tabii ki de. Çünkü alkol bağımlılığını bırakma safhasında ciddi sıkıntılar yaşayabilir arkadaşlarımız. Ama madde bağımlılığı dediğiniz zaman aklınıza gelen her şey içerisine giriyor. Evet. Bu böyle maddeydi, işte tinerdi ya da uyuşturucuydu ya da alkoldü. Aslında devletin aldığı yasalar gereği işte ne bileyim gece ondan sonra satılmıyor alkol falan gibi işte 20 yaşın altında verilmiyor gibi biliyorum. Ama gene de bir bakıyorsun ufacık bebeler. Maalesef. Yani bebe dediğim işte 13-15 yaşında çocuklar
tiner çekiyor, bilmem ne yapıyor. Madde düştü kullanım yaşı yaş? 13'e kadar düşmüştü. Valla. Evet. Yani okul önlerinde çok önlemler alındığı söyleniyor ama hala okul önlerinde satanlar var. Bunun dışında, şimdi ondan sonra yasak diyoruz ama mahalle içinde tanıdığınız varsa size hiçbir şey yasak değil. Çünkü bir ahbabınız varsa hatır gönül ilişkisi olduğu için size onu temin edecektir zaten. Hmm. Yoksa hani ondan sonra yasak, kimse almıyor gibi bir algı zaten kesinlikle yok. Ya da kahvedeki abime söylerim, o alır getirir. O alır. Yani amcam var, dayım var, teyzem var. 10 liralık şeye 15 veririm. O maalesef. Da 5 lira için bana bunu yapar. Zaten bu 10 lira 15 lira dediğimiz zaman algıyı tamamen basitleştirmiş oluyoruz. Yani maddeyi alma miktarı, parasal olarak, maddi olarak 10-15 lira dediğiniz zaman bu sefer herkesin ilgisini çekmeye başlıyor. Şey mi, ucuz mu bunlar da herkes buluyor? Ucuz değil ama ucuzlaştırdığımız için, öyle lanse ettiğimiz için gençlerimiz de bunları daha rahat temin edebileceği rüyasına kapıldıkları zaman gidip o maddeyi hemen temin etme yoluna bir kere deneyim deyince, bir denedikten sonra ucundan bir tutturuyorsun. Mesela sigarayı bırakırlar, derler ki abi geçen bir tane bir yaktım, arkası geldi falan sigara bırakana. Bu şimdi, da onun gibi bir şey mi? O maddeyi bir kere neymiş bir deneyim deyince, işte kokaindi, şuydu buydu, bazı haplar vardı, şimdi isimlerini hatırlamıyorum. İşte uyuşturucu, uyuşturan haplar. Evet. Şimdi şöyle, sigara dahil bir kere bile denemiş olsanız artık o kanala diyeyim, girmiş oluyorsunuz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş girmiş seni oluyorsunuz. Çekiyor. Çünkü şimdi siz bir kere keyif için denemek istiyorsunuz. Denediğiniz ortam size çok cazip geliyor. İkinci sefer tekrar denemek istiyorsunuz. Bir bakmışsınız ki cenderenin içerisindesiniz, yani bağımlı olmuşsunuz. Şimdi sigara demeyelim, tütün mamülü diyelim. Mesela bizim oğlan bir tütün mamülü kullansa akşam eve geldiğinde ben onu tütün kokusundan anlarım. Anlarsınız. Madde ve diğer şeyleri kullananları anne baba nasıl anlar da? Ya bizim oğlan yoldan çıkıyor bir... Şimdi bazı maddelerde, o kadar çok madde var ki, bazı maddelerde kokusundan, bazı maddelerde işte göz kızarmasından ya da ayakta duramama halleri ya da halüsinasyonlar görme durumları, uyumama durumları, uyuduğun zaman uyanmama durumları, göz çevresinde kızarıklık, bunun dışında aşırı terleme, sinirlilik ve agresiflik, durmadan para isteme, eve geç gelmeler, evin yolunu bulamamalar. Zaten bir kişi bağımlılık sürecine girdikten sonra mali olarak birçok problemle karşı karşıya. Çünkü bunu bulabilmek bir suç. Bunu almak da bir suç. Yakalandığın zaman aile bir ton mali suçla karşı karşıya kalıyor. Eve gelen polisler ya da ne bileyim denetimli serbestlik müdürlüklerindeki işte atılan imzalar, görüşmeler. Aile erken safhada bunu fark etmediğinde büyük problemlere doğru gidiyoruz. Ailenin de başına iş açıyor. Şurada şöyle bir problemimiz var. Hiç kimse evladına konduramıyor. Evlada kondurana kadar zaten 3-5 sene geçmiş oluyor. 3-5 senenin sonunda da çocuk hem kendini hem de benliğini kaybetmiş oluyor. Yani aile maddi ve manevi olarak uçuruma sürüklenmiş oluyor. Eğer ailelerimiz bu konuda iyi bir bilinçlendirme dönemine girebilseler, daha erken bir şekilde fark edip sorunu daha erken bir şekilde çözebilirler. Peki bizim daha gül gibi çocuğumuz, kızımız, oğlumuz daha 13, 12, 13, 14, 15 yaşlarında maalesef, daha buluğa eriyor bu derken biz ne oluyor da bunlar böyle bir şeyi merak salıyor? Yani biz evde bir yanlış mı yapıyoruz anne baba olarak? Herkes yapmıyor bu yanlışı ama şöyle bir durum var. Çocuk mu hayırsız? Yok, sorun kimde? Ben hemen size onun kilit noktasını söyleyeyim. Biz aileler olarak çocuklarımızla arkadaş olma yolunu seçiyoruz. Biz çocuklarımızla arkadaş olurken çocuklarımız aile kavramını arkadaşlarında arıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Bizim sözümüze itibar etmekten çok arkadaşının sözüne itibar ediyor. Bizi dinlemekten çok arkadaşını dinlemeye başlıyor. Eğer biz küçük yaşlardan, yani çocuğumuz bizleri anlamaya başladıktan itibaren onlarla gerçek bir anne baba olabiliyor olsaydık birçok problemin de önüne geçmiş olurduk. Şimdi eskiden anne babamız bize dur dediği zaman dururduk. Mümkün değil. Titrerdi. Ayak ayak üstüne atamazdık. İyi, onu ben söylüyorum da sen de söylüyorsun. Ama ben de böyle gördüm. Anladım. Buna güzel, böyle dikkat maşallah etmek zorundayım. Aha. Şimdi ayak ayak üstüne atamazken bugün anne babamızın yanında sigara içiyoruz. Tabii. Hepimizin yaptığı hatalar bunlar.
Yani genelleme yapıyorum şu an ama bunu herkes yapıyor. Evet, tabii tabii. Şimdi ne olmuş oluyor? Biz arkadaş gibi olmaya çalışıyoruz. Çocuk arkadaşlarını ailesi olarak görüyor. Çocuğu kaybettiğiniz bir daha rakip bulasın. Yani anne baba otoritesinin de kesinlikle bir yere kadar da lazım. Sürmesi lazım. Kesinlikle. Yani üniversite bitene kadar özellikle anne babayı hissetmesi lazım çocuk evde. Evet. Şimdi problemli anne babalar var. Çocuk bunları örnek alıyor. Çünkü biz iyi örnek almaktan çok kötüyü örnek alan mesela durumdayız. Baba her akşam bir ufak rakı getiriyor, evde iki tane tek atıyor. O zaman çok o çocuk daha mı meyil etmiş oluyor? Kesinlikle çocuk alkol içer. %100. Neden? Çünkü babasının ondan babadan keyif aldığını görüyor. Anası içmiyor bizim kızın. Kız da böyle bir şeye, o da mı babaya biz bakıyor? Bizde yine söylüyorum, biz kötüyü örnek alırız. Hmm. Yani bizde şöyle bir problem var. Bize cinsin gelen, ne olursa olsun, ne olursa kız olsun. Erkek ya da ana baba hangisi yapıyorsa. Mesela bizim tesisimizde şöyle bir tez var. 10 kişi geliyor, 8 kişi hayatına normal devam ediyor. 2 kişi tekrar aynı hataya düşüyor. Şu anda %84'lük bir başarı ortalamasıyla ilerliyoruz. Ama biz içeride bulunan bazı arkadaşlarımız, eğitim gören, ister istemez diyor ki iki kişi tekrar aynı hataya düşmüş. Ben de düşebilir miyim? Ama 8 kişi düşmemiş. Onu da seçebiliriz. Onu da örnek al. Tabii. Evet. Ama önce kafa en kötüsüne yoruluyor. Evet. Peki yani böyle bir şeyde biz ne zaman bir Kurtuluş Vakfı gibi bir yere müracaat etmeliyiz? Bizim yani ilk kıstasımız kişinin kendisini bırakmaya karar vermesi. Kişi eğer ben gerçekten bundan kurtulmak istiyorum, bunun çok zararını gördüm. Çocuk bunu dediğinde zaten artık iyice zıvanadan tabii çıkmış oluyor yani ama yani. Artık en tepeye şöyle bir tabir varmış var. Oluyor yani. Dibi görmek diye bir tabir var dibi bizde. Görüyor, o dibi gördükten sonra bakıyor ki herhangi bir çıkar bir yol yok. Kurtulmak istiyorum kurtulmak anne diye geliyor. Aynen. Değil mi? Ailesine söylüyor ya da yakın çevresine söylüyor. Bizi arıyorlar. Evet. Aradıklarından itibaren. Ama o zamana kadar tren kaçmıyor mu? Kaçmış. Yani siz nerede kaldın kardeşim, bu kadar geç kalınır mı falan yapıyor musun? Bizim için hiç önemli değil. Yeter ki bırakmayı istesin. Yani en kötü durumda olan arkadaşlarımız da geliyor. Kötü olmayan arkadaşlarımız da geliyor. Ama tek bir gerçek var. O da bırakmayı istiyorum gerçeği. Eğer kişi bırakmayı isterse hayatını yeniden organize edebilir ve bağımlılıktan kurtulabilir. Önemli olan bu. İstiyorsa kendi iradesiyle bırakabilir mi? Kendi iradesiyle biraz zor. Neden zor? Bırakanlar da vardır illaki. Ama 10 kişiden bir kişidir belki. Şimdi kendi iradesiyle bırakma konusu madde kullanmadan önce tertemiz bir vücudu vardı, tertemiz bir zihni vardı. Hiç kullanmasaydı o zaman kullanmazdı. Demek ki bir yerlerde bir destek alması lazım. Kendisini bir yerlerde geliştirmesi lazım. Eğer böyle bir hataya girdiyse bundan kurtulabilmek için yine iyi bir eğitim ve rehberlik sürecinden geçmesi gerekiyor. Çünkü kişi kendini kontrol edemediğinde, kötü iletişimler kurduğunda, başkasına özendiğinde, arkadaş çevresini kendisine rol model aldığında işte orada tren kaçmış demektir. Evet. O treni yakalayabilmek için önce uygun bir durakta uygun bir bilet almanız lazım. Evet. O bileti ve o durağı da zaten biz program olarak kendisine veriyoruz. Siz Kurtuluş Vakfı olarak bu işi ilaçsız yapıyorsunuz. İlaçsız. Yani olayın doktor kısmında değilsiniz. Değiliz. Sadece davranışı değiştirme, bu alışkanlığa karşı yeni şeyler geliştirme. Evet. Bizim oğlan geldi, artık bırakmak istiyorum, kurtarın beni bilmem ne dedi. Biz de anne baba olarak işte ilgili doktorlara da götürdük ama bu arada Kurtuluş Vakfı gibi bir kurumdan da ilaçsız bir şekilde rehberlik ve eğitim almak istiyoruz. Evet. Böyle bir çocuk 17 yaşında bizim oğlan diyelim. Getirdik size. Ne yapıyorsunuz? 18 yaşını beklemesini istiyoruz. 17 ise. 18 yaşından küçük kimseyi almıyoruz. Alamıyoruz. Ama bu şey mi? Hukuken mi? Hukuken alamıyoruz. Reşit olacak. Reşit olacak. Evet. 18 yaşından itibaren gelen her arkadaşımız için de önce bir adaptasyon sürecini alıyoruz. Adaptasyon sürecinden sonra bir detoksifikasyon dediğimiz sauna programımız var. Onu alıyoruz kendisini. Saunadan sonra en önemli bölüm. Mental eğitimlerin olduğu süreç. Burası çok önemli mental eğitimlerde. Kişi kendi tecrübeleriyle kendi hayatını organize ediyor. Yani biz tahtaya çıkıp da arkadaşlar madde kullanmayın bak kötüdür, İşte madde kullanırsan böyle olur demiyoruz. Çünkü madde kullanırken kötü tecrübelere nasıl kendi başına sahip olduysa iyi tecrübelere de sahip olup kendi hayatını yeniden ayakta tutması gerekiyor. Hayatta kalabilmesi için ya da hataya düşmemesi için. Mental eğitim sürecinde 15 tane eğitimimiz var. Bu eğitimler ana başlıkta iletişim, kabiliyet ve kontrol eğitimleri. Burada kişi kendisini bulur. Kendi gerçek karakterini ortaya çıkartır ve yaptığı hataları görür. Ve aynı hatalara tekrar düşmemesi adına da eğitimler alır. Ondan sonraki sürecimizde 3 tane kitap eğitimimiz var. Yaşamımızdaki iniş ve çıkışların nasıl üstesinden gelebileceğini öğreniriz. Çünkü madde ve alkol kullananlara sorun,
%60'ı arkadaş kurbanıyım der. Arkadaş kurbanı olmamak için nelere dikkat etmesiyle gerektiği tüm eğitimleri yaşamın iniş ve çıkışları eğitiminde alır. Ondan sonraki süreçte de kişisel doğruluk eğitimi alırlar, kendileriyle yüzleşirler ve en son etapta da hayatındaki bütün durumları nasıl değiştirebileceklerini öğrenip başarılı olmanın formüllerine ulaşırlar ve hayatlarına kaldıkları yerden devam ederler. Böyle bir süreç ne kadar sürüyor? Kapıyı çaldık, size geldik. Evet. Ondan sonra saunaya mı giriyorsun? Yok, önce adaptasyon süreci. Hı hı. Bu adaptasyon süreciyle başlayan bütün dönem 3,5-4 ay yatılı olarak kalıyorlar. Hmm. Ve çok önemli bir durum, telefon, televizyon, internet yasak. Bugüne kadar bütün hatalar yapıldı. Artık hayata 3,5-4 ay ara verme zamanı. Güzel, yemyeşil bir yerde, aynen, bol oksijenli, Kaz Dağları'nda. 7,5 dönüm bir arazinin içerisinde arkadaşlarımız burada hem eğitimler alıyorlar hem de kendileriyle baş başa kalabilme fırsatını yakalıyorlar. Çünkü insanların kendileriyle baş başa kalabilme ihtiyaçları var. Başkaları da var mı? Tabii ki aynı dertten muzdarip arkadaşlarımız var. Ya biz onlarla birbirimizi şey yaparsak? O dereceye getirebilecek pozisyonda olan arkadaşlarımızı tesise kabul etmiyoruz. Hmm. Şimdi şöyle bir güzel bir durum var orada. Bu insanlar kendilerini adaptasyon sürecinden sonra bulmaya başlıyorlar. Kişi kendini bulduğu zaman artık vicdanen ve merhametli olarak hayata tutunmaya başlıyor. Hı hı. Bir arkadaşıyla tartışan diğer bir kişi o tartışmanın o safhasından sonra birbirlerine sarılıp özür dileme gibi fırsatlara erişiyorlar. Bunları kendi başlarına yapıyorlar. Çünkü insan olmak bunu gerektiriyor. Yani hep kavga bugüne kadar gitmişler ama bizim programımızla beraber kendileri birbirlerinden özür dileyebiliyorlar, tartışmayı büyütmüyorlar. Hemen birileri araya girer ki içeride de eğitmenlerimiz var. Şu anda mesela bulunan arkadaşlarımız merkezin içerisinde hayata tutunmaya çalışan, bırakmaya istekli arkadaşlarımız. Hepsinin gözlerinin içi pırıl pırıl, hı-hı, ve parıldıyor. Çünkü tek bir amaç var, o da başarılı olmak. Şimdi madde ve alkol kullandığımız zaman birçok başarısızlıkla karşılaşıyoruz. Ama bu ülkenin gençleri başarısızlıkla karşılaşmayı hak etmiyorlar. Onların tek hak ettikleri başarıya ulaşmak. İlla ki. Hem kendi hayatlarında, hem aile, hem de toplum içerisinde. Evet. Efendim, konu mahrem bir konu. Bu konuyla ilgili olarak da Ufuk Bey'e sorularınız olabilir. Canlı yayında telefonlarınızı bekliyoruz. İsim vermeniz gerekmez. Böyle bir izleyicimiz var, hatta size bir şey soracak. Tabii Alanya'dan efendim arıyor. Buyurun efendim. Alo, iyi günler efendim. Hocam, ben madde bağımlısı bir çocuğumuz var. Allah kolaylık versin. Bu çocuğu ATM'lerde, ne bileyim, hastanelerde, psikiyatri tedavilerde, bir ay önce normalde kadro yaptı, ölümden döndü tamamen, şu an normalde ayağını bir tarafa tutamamasına rağmen daha hala bir ay yoğun bakımda yattı, kendi hastaneden çıktı. Psikiyatrik doktora götürüyorum, ilaçlarını alıyorum. Şimdi az önce psikologdan geldim evde, yine normalde yapacak olduğunu yapıyor. Ben ne yapmalıyım ya, ne yapayım? Soracağınız bir şey var mı? Kaç yaşındaki kişi? Yok, hepsi bu. 25 yaşında. Şimdi bugüne... Soracağım bir şey var mı? Yok. Tamam. Siz kapatın televizyondan dinleyin. Allah kolaylık versin. Hakkınızda hayırlısı. Benim her zaman duyduğum konular. 25 yaşında gencecik oğlan. Evet, millet evleniyor onun yaşında. Aynen öyle. İşi ben de oluyor. Öyle 25 yaşında evlenmiştim. Bu her şimdi zaman 26'sın galiba. Şimdi 28 yaşındayım. Maşallah. Bir tane de bir ufak bebeğim var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Maşallah. Allah razı olsun. Şimdi bu her zaman duyduğumuz konu. Önce şuna bakmak lazım. Ben evladıma bugüne kadar nasıl davrandım da bu çocuk madde kullanmayı istemiyor. Bundan sonra da tam tersini davranman lazım ki birazcık zoru görmeli. Bu anne babaya düşen görev. Anne babaya düşen görev. Çünkü bunu ya anne baba yapacak ya ama da... Ama oğlan esir alıyor. Nasıl tersini davranacaksın? Kendine zarar veriyor, eve zarar veriyor. Bu olayın psikolojisini de konuşacağız birazdan. Tabii ki. Şimdi şöyle. Şimdi bu arkadaş kendisine ne kadar iyi davranılırsa davranılsın, bundan asla vazgeçmeyecek. Çünkü neden? Madde kullanımı eğer hala keyif aşamasındaysa bunu her zaman kullanmaya devam edecek. Ancak arkadaşımızın yaşam alanını biraz daralttığınız zaman, maddiyatı kestiğiniz zaman veya onu maddeye götürecek etkenleri kesebildiğiniz zaman işte hayatın zorluklarıyla karşılaşıp maddeden kurtulmaya yönelirler. Veya birçok psikiyatri hastanesine götürmüş, birçok psikoloğa götürmüşler. Bunu Türkiye'deki herkes götürüyor ya da getiriyorlar. Şimdi arkadaşlarımız bunun bir hastalık olduğuna inanıyorlar. Bizce bu bir hastalık değil. Bu nefsani bir problem.
Eğer ki anne baba madde kullanımı sırasında çocukla olan iletişimlerini hep iyi niyetli kullandılarsa, ki bu çok önemli, iyi niyetli kullanmalılar, çocuk hep onlardan destek almaya başlar. Nasılsa ben bunu yapıyorum, annem babam bana sahip çıkıyor. Burada anne baba yapamadığını, çok önemli bir görevi olan ailede sözünü dinleyebileceği bir kişiyle onu muhatap etmek. Kıramayacağını düşündüğü bir kişi. Ya da kıramayacağını düşündüğü bir arkadaşıyla muhatap etmek zorundalar. Çünkü şimdi ne psikoloğu dinlemiş, ne psikiyatri dinlemiş, ne anneyi ne babayı dinlemiş. Hastanelerde yatmış. Hiçbir şey çare olmamış. Evet. O zaman onun sözünü dinleyebileceği o kişiyi bulmak zorundasınız. Sokağa at desen atamaz. Para verme desen vermemelisin de zaten bunu bulmak için. Ama bu sefer de diyecek ki hırsızlık yapıyor. Şimdi bu öyle bir enteresan bir yol ki burada en önemlisi çocuğa güzelce söz dinletebilmek. Hı hı. Ama onun için de uygun birini bulabilmek. Bu arada mesela böyle bir vakıftan yardım alabilir miyiz? Alabilirler tabii ki. Yani bize başvurabilirler, şu anda da başvurabilirler. Telefonlarımızı arayıp bizim eğitmenlerimiz hemen onlarla irtibata geçerler. Hı hı. Arkadaşı ikna etme konusunda da yardımcı oluruz. Başarı oranı da %84. 100 kişiden 84 kişi. Evet. Bir de bu sizin uyguladığınız bir şey değil, bu dünyada var. Dünyada 48 ülkede var ve şu an bu yıl 53. yılı. Uluslararası bir programı uyguluyoruz şu an ülkemizde. Hı hı. Bu programda da nereden baksanız 53 yılda 2 milyondan fazla kişi bağımlılıktan kurtulmuş. Hı hı. Ve eğitmenlerimizin, benim haricimdeki bütün herkes eski madde bağımlıları. Narconon, yani bizim uyguladığımız programla kurtulup eğitmenlik eğitimlerini bitirip şu anda profesyonel olarak eğitmenlik yapan arkadaşlar. Bravo, maşallah. Bir telefon daha var, onu da alalım. Son 4 dakikamız bu arada. Alo. Alo, merhabalar. Buyurun. Merhaba, buyurun efendim. İzmir'den arıyorum ben. Rastlantı olarak sizin programını izledim. İzliyorum şu anda. Kendilerinin bilgisi olmadığı için isim vermiyorum. İzmir'de köylere kadar madde bağımlılığı İzmir'de bile yayılmış durumda. İstanbul'da da rastladım, Antalya'da da rastladım yıllardır. Maalesef bu konuda ne emniyet, zaten emniyet çözüm olamaz, ne Sağlık Bakanlığı kesin çözüm, ne de sivil toplum örgütlerinden kesin çözüm yönünde bir şey gördüm. Ya Antalya'da vardı, asetize oldu. Bu şeyden kendime kızıyorum şu anda, haberdar oldum. Rastlantısal olarak dediğim gibi bu konu çok daha geniş kesimlere, belediyeler bazında tanıtılıp yine İzmir Belediyesi'ne bu konuda bir sivil toplum örgütü oluşturup madde bağımlı ailelerin dayanışma topluluğu gibi bir uğraşı içindeyim. 6 aydır maalesef bu konu bile, temel adım bile atmak çok zor. Tabu, bu konu tabu. Hocamın belirttiği gibi aileler bu konuyu gündeme en baştan 12 yaşından itibaren getirmiyor. İzmir Konak'ta gördüğüm birkaç tane madde bağımlısını üniversite hastanesine götürdüm, sigortası yok diye geri çevrildi. Bu derece umarsız bir durumdayız. Bunu nasıl yaygınlaştırılabilir? Dediğim gibi belediyeler, İzmir Belediyesi biliyorsunuz bu konularda çok duyarlı. Ben bir sivil toplum örgütü, bir topluluk oluşturmadan kendisine bir proje ortaya koyamıyorum. Belediyelerle İstanbul, İzmir ve ilçe belediyelerine kadar Urla, işte ne bileyim Foça, bütün köylerde bakın bizim köye bulunduğu yerde çocuk öldü, 15 yaşındaki genç bir çocuk hayatını kaybetti, motosikletten düştü, iki bağımlı. Bu çok ciddi konunun, bu çok güzel örneğini yaygınlaştırmasını biliyorum. Çok minnettarım kendisine. En yakın zamanda arkadaşımı ve ben de iletişim kuracağım. Kolaylıklar diliyorum. Tekrar başarılarına devam ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz katkınız için. Belediyeler derken Ekrem İmamoğlu'nun 18 günlük belediye başkanlığı döneminde de belediye meclisinde böyle bir önerisi olmuş. Önce bir reddedilmiş, sonradan da tekrar kabul edilmişti. Aklıma geldi bir an. Öyle bir şey hatırladım. Doğru. Şimdi son iki dakikaya giriyoruz. Aslında bunu hakikaten dediği gibi belediyelerin de, yani sadece bakanlık, polis onu yakaladı bilmem neyle, bunu çözemiyorsun işte. Çocuk evinde bir yerden buluyor. Bunların psikolojisi de bozuk oluyor. Babayı bıçaklıyorlar. Yani siz diyorsunuz ki hani onun dediğinin tersini yap. Çocuk babayı bıçaklıyor, evet. Anneyi dövüyor, kardeşini işte gırtlaklıyor. Bakın bu noktaya gelmeden aileler mutlaka bir yerlere bildiriyorlar. Ama herhangi bir bununla alakalı bir çözüm olmadığı için işte belediyelerde vesaire şu anda
bunun önüne geçemiyorlar. Yani bir çocuk evet madde yüzünden psikolojisi bozulduktan sonra her şeyi yapabilme imkanına sahip. Bunu o ortamı verirseniz bu ortamı değerlendirir ve sonucuna götürür. O yüzden biz en başından itibaren işi sıkı tutmamız lazım. Belediyeler evet bu konuda çalışan belediyelerimiz var. Harika da işler yapıyorlar ama biz toplumdaki insanlar olarak bunu kulaktan kulağa ne kadar kötü olduğunu, ne kadar yapılmaması gerektiğini hepimiz anlatmalıyız. Çünkü her bireye bu konuda sorumluluk düşüyor. Bu her aileye, her eve gelebilecek bir sorun. O yüzden hepimiz daha bilinçli olmalı ve bu konuda topluma faydalar sağlamaya çalışmalıyız. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bilgiler aldık. Bir kere bu vakıf çok anlamlı bir şey. Kurtuluş Vakfı. Ve Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tanay Tezemir bizlerle beraberdi. Rehber eğitmen ve ilaçsız bir biçimde o çocukların psikolojisine, ruh haline inerek bu ihtiyaçlarını, ihtiyaç hissettikleri madde ve alkol bağımlılığından onların arınmasına yardımcı olan bir kuruluş. Evet. Şunun başında. Allah kimseye ihtiyaç vermesin ama öyle bir sıkıntı olduğunda da böyle çalışanlarımız da var. Hazırız, evet. Ayağınıza sağlık, sağ olun, var olun. Çok keyifli ve çok öğretici bir program oldu. Sevgili dostlar, bugünkü programın sonuna geldik. Hafta içi her gün, yarın öbür gün yokuz ama inşallah hafta içi her gün saat 5'te biz Tele1 ekranlarında sizlerin karşısındayız. Pazar günü şu seçimden de alnımızın akıyla çıkalım. Allah memleketimiz hakkında her şeyin hayırlısını nasip etsin. Görüşünceye de Kızır yoldaşınız. Allah yardımcınız olsun. Allah'a ısmarladık.